İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabilecek kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte toplum ve sağlık alanında yapılan gelişmeleri öğreneceğiz. Sağlık alanındaki gelişmeler ve toplumsal alanda gelişmeler nelerdir? Sağlıkta neler yapıldığı... ve aynı zamanda ölçülerde, takvimde, saatte, kıyafette, şapkada birçok önemli gelişme oldu. Bunları öğreneceğiz. Hazır mıyız Sonuç Herhalde benim? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Bu arada arkadaşlar öğreneceğimiz konu LGS'de ikinci dönem konusu olarak mutlaka gelme ihtimali olan bir konu. Nasıl yani? Şöyle size bu konuyla alakalı yani milat takvim kabul edilmesi hangi ilkeyle alakalı diyebilirler? Mesela sence bizim hicri takvim yerine, rumi takvim yerine batının kullandığı milat takvim kullanmamız sence hangi ilkeyle alakalı olabilir Tonguç'un? İnkılapçılık. Harikasın tebrik ediyorum. İnkılapçılık. Niye? Çünkü batıya uyum dediğimiz zaman, yenilik dediğimiz zaman, çağdaşlık dediğimiz zaman inkılapçılık oluyordu. Veyahut hatta soyadı kanunu ile işte A paşa, hacı, hoca gibi ünvanların, lakapların kaldırılıp yerine herkesin bir soy ismi sahibi olması. Mesela senin soy ismin nedir Tonguç'um? Tonguçoğlu. Harika bak senin soy ismin Tonguçoğlu. Sen bu soy ismine sahipsin ve böylece işte aramızda zümre sınıf farkı yok. İşte bu da yine halkçılık ilkesiyle alakalı olacak. Demek ki soyadı kanunu halkçılık ilkesiyle alakalı olacak. Bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz. Tabii ki dersimizin sonrasında sizlere mutlaka yine tüm dersler kitabımızdan, Dinamo'dan ve Zor Bankası'ndan ödevler vereceğiz. O zaman şimdi intromuz girsin. Sonrasında mükemmel bir şekilde dersimize başlayalım Tonguç'um. Hadi bakalım. Evet, şimdi sosyal alan yapılan inkılaplarla başlıyoruz. Şimdi sosyal demek esasında toplumsal demek. Society İngilizce'de toplum anlamına geliyor. Ve e, social yani sosyal de toplumsal demek. Şimdi birincisi biz toplumda insanlar eskiden Osmanlı Devleti döneminde farklı farklı kıyafetler giyiyorlardı. Mesela gayrimüslimler yani Müslüman olmayanlar bizimle aynı kıyafetleri giyemiyorlardı. Asla öyle bir kıyafet... E giyme şansları yoktu. Toplumda kıyafet birliği sağlamak, milli bir kimlik kazanmak ve çağdaş bir görünüme kavuşmak için kılık kıyafet kanunu kabul edildi. Ve aynı zamanda şapka kanunu kabul edildi. Bu direkt olarak halkçılık ilkesiyle alakalı. Neden halkçılık ilkesiyle alakalı? Çünkü eskiden mesela sen öğrencisin ben hocayım ya. Sen benim giydiğim kıyafeti giyemiyordun. Benim kafamdaki takke sarık daha böyle büyük olmalıydı. Seninki daha küçük oluyordu. Sen belli bir konuma geldikten sonra bu kadar iyi giyeyim. Ama şimdi sen de takım elbise giyebilirsin. Ben de giyebilirim. Sen de ee, spor kıyafet giyebilirse ben de giyebilirim. Siz topuklu ayakkabı giyebilirsiniz ben de giyebilirim. Evladım niye topuklu ayakkabı giyelim Allah'ım yarabbim ya. Neyse soyadı kanuna baktığımızda üstünlük ifade eden ünvanlar kaldırılarak milli kimlik kazanmak ve çağdaşlaşmak amaçlandı. Yani eskiden A hacı, hoca falan filan böyle herkesin farklı farklı ünvanları, lakapları vardı. Bunlar kaldırıldı ve herkes sadece soy ismine sahip. Şu anda benim soy ismim var, senin soy ismin var, herkesin bir soy ismi var. Bu da halkın arasında bir eşlik sağladığı için bu da yine halkçılık ilkesiyle alakalı. Saat sisteminde değişiklik yapıldı. Nedir bu? Eski saat sisteminden yani Araplarda kullanılan saat sisteminden vazgeçtik. Günümüzde kullandığımız modern takvime geçtik ve modern saate geçtik. Bu da yine batıya yöneldiğimiz için İnkılapçılık ilkesiyle alakalı Tonguç evladı benim. Gelelim milat takvime. Biliyorsun Osmanlı Devleti döneminde hicri takvim vardı, rumi takvim vardı. Farklı farklı takvimler kullanılıyordu. Ama biz batıya uyum sağlamak için, biz bugün günlerden diyelim ki salı, e, batıda da salı olsun diye. Biz şu anda işte mart ayındayız, batıda da mart ayında. E, o zaman benzer ayları kabul ettik ve biz de benzer takvimi kullanarak mila takvime geçtik. Batı yöneldiğimiz için bu da yine Tonguç'um inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Gelelim rakamlarda değişiklik yapılması. Çağdaş batı devletleriyle uyum sağlamak için yine mesela Arapça rakamlar böyle 1, 2, işte 3, 4, 5 diye farklı farklı gidiyor. Biz dedik ki ya bu farklı biz 1, 2, 3, 4, 5 diye batının kullandığı rakamları kullanalım dedik. Dolayısıyla bu da yine batı olduğu için inkılapçılık ilkesiyle alakalı Tonguç'um. Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinde değişiklik yapıldı. Eskiden arşın, endaze, okka gibi bize ait ölçüler vardı. Biz batınınkine geçtik. E şimdi ne kullanıyoruz mesela e, uzunlukta, ağırlıkta Tonguç'un? Kilogram, kilometre, metre, santimetre. Harikasın. Kilogram, kilometre, metre, santimetre. İşte bunların her biri bizim batıyla ortak bir e, paydada buluşmamızı sağladı. Bu da yine inkılapçılık ilkesiyle alakalı Tonguç'un. Şimdi o zaman bizim batıya uyum için yaptığımız her bir gelişme inkılapçılık. Toplum içinde eşliği sağlayanlar da halkçılık diyebiliriz. Gelelim... Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Şimdi amacımız zihniyet olarak çağdaşlaşmaktı... ...ve dinin istismar edilmesini engellemeye çalışmak. Şimdi normalde tekkeler... Zaviye nedir hocam? Zaviye tekkenin küçüğü, tekke de zaviyenin büyüğü. Buralarda eski yani insanlar gelip dua ediyorlardı... İlmi kitaplar okuyorlardı. Toplumsal yardımlarda bulunuyorlardı. Çok güzel yerlerdi buralar eskiden. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaşi Veliler, Pir Sultan Abdallar hep tekke, zavi ve türbelerden gelmiş insanlardı. Şimdi ya daha doğrusu tekke ve zaviyelerde eğitim veriyorlardı, eğitim alıyorlardı. Fakat zamanla buralar bozuldu. Buralarda şeyh, derviş, mürit, dede, baba gibi ünvan ve sıfat kullanan insanlar bir şekilde toplumda karmaşaya ulaştılar. O yüzden tekke ve zaviye ve türbeler kapatıldı. Bu da laiklik ve inkılapçılıkla alakalı. Laiklik ve inkılapçılık yazıyorum. En çok tabii ki laiklikle alakalı. Burada laikliği direkt yuvarlak için alıyorum. Çünkü niye? Toplum içinde herkesin dinin rahat rahat yaşaması, vicdan özgürlüğüne kalmasına izin veriliyor. Ama aşırılığa izin verilmiyor. Dolayısıyla bu tarz yerler kapatıldı. Gelelim her şeyin başı sağlık konusuna. Halkımız biliyorsun Tonguç benim Balkan savaşlarında çok büyük kayıplar verdik. Birinci Dünya Savaşı'nda hangi cephede kazanmıştık? Çanakkale cephesi hariç hepsinde kaybettik hocam. Maalesef evet gerçekten Çanakkale cephesi savunma yaptık ama Suriye Filistin cephesinde, Irak Yemen cephesinde, Kafkas cephesinde, Kanal cephesinde birçok cephede kaybettik. Kurtuluş Savaşı'nda çok ciddi kayıplar verdik. İşte birinci Yunan Savaşı'nı kazandık, ikinci Yunan kazandık ama Kütahya Eskişehir Savaşları'na geri çekilmek zorunda kaldık. Sakarya'da büyük taarruza kazandık ama bayağı şehitler verdik. Dolayısıyla halkımız sosyal, sağlık ve ekonomik açıdan zor durumdaydı. Bunun yüzden de devletimiz sağlık konularına yatırım yapmaya başladı. Sağlık devletinin en birinci görevi. Bak Atatürk bu konuyla alakalı ne demiş? Hatta şöyle imzasını atalım Mustafa Kemal Atatürk'ün şöyle güzel bir şekilde. Demiş ki, ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını gerçekleştirmek devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir. Yani insanların sağlığını kontrol edeceksin. İnsanlar eğer hastaysa hastanelerde çok uzun sıra bekliyorsa, hastanelerde iyileşemiyorsa, hastanelerde doktor bulamıyorsa toplumda büyük bir karmaşa çıkar. Bu devletin birinci görevi. Şimdi neler yapılmış bakalım. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulu 1920'de koruyucu sağlık hizmetleri artırıldı. Bu da umumi hıfzı sıha kanunu. Hıfzı Sıha Kanunu kabul edildi. Büyük illerde numune hastaneler açıldı. Yani bir devlet hastaneleri verem, sıtma, frengi gibi hastalıklarla mücadele edilmesi için tedbirler alındı. Şimdi sağlık ve sosyal yardım alanlarındaki çalışmalara bakalım. Birincisi ilk başta Yeşilay kuruluyor. Biliyorsun Yeşilay neyle mücadele ediyor Songuçum? İşki, sigara gibi zararlı şeylerle. Harikasın. Sonra Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu. Sonra Refik Saydam Sıha Müessesesi kuruldu. Burada sağlık alakalı büyük çalışmalar yapıldı. Veremle savaş dispanseri kuruldu. Dispanser verem hastalığıyla savaşıyor. Bir de sanatoryum bak. Sanatoryum diye bir yer var. Bu da yine verem hastalarının e, tedavi olduğu yer. Ve aynı zamanda 1935'te kızlay kuruldu. Yapılan çalışmalarla ne oldu? Devlet sosyal anlamda halkına yardım etmiş oldu. Yani sosyal devlet anlayışı benimsenmiş oldu. Sosyal devlet anlayışı ne demek biliyor musun Bir Devletin ihtiyaç sahiplerine Yardıma ihtiyacı olanlara yardım götürmesi, onlara destek olması sosyal devlet anlayışı oluyor. Gelelim modern Türk kadınına. Bazı ülkelerde kadınların milletvekili seçilme hakkını elde etme tarihlerine baktığımızda mesela biz 1934 yılında kadınlarımıza seçme seçilme hakkı verdik. Ama Fransa o kadar modern geçinen Paris, Le şehir diyen Fransa 1944 yılında kadınlara oy vermek vermiş. Çin 1949'da, Yunanistan 1952'de, bize medeni kanunu veren İsveç bile 1971'de kadınlara oy vermek vermiş. O zamana kadar dünyada kadınların oy vermek yokmuş. Biliyorsun Türkiye'de kadınlar 1924 tevhid Tedrisat ile eğitim alanına hak kazandı. 1926'da medeni kanun ile sosyal alanda istediği mesleği seçebilme, ekonomik alanda istediği iş yerinde çalışabilme, hukuki alanda evlenme, boşanma, miras hakları kazandı. 1930'da belediye, 1933'te muhtar, 1934'de de vekil olmak kazandı. Burada hatta şöyle bir logo çizeyim sana. Bunun logosu olduğunu bakalım anlayabilecek misin? Bu hangi arabanın logosu Tonguç'um? Toyota Supra hocam. Ya ne atıyorsun yani Supra'sı ya Allah'ım ya Rabbim. Bu BMW. BMW logosu çiziyorum. Ama tam iyi çizemedim. BMW niye? Belediye muhtar vekil. BMW diye burada ismini kodlayabilirsin Tonguç Eladim benim. Bu arada bir şey haber vermek istiyorum. Dersimiz bitti ama yazılı denemelerimiz hazırlandı. Yazılı denemelerimiz hem açık uçlu hem de kısa cevaplı şekilde tamamı çözümlü. Bütün derslerde sana harika yazılı proğulları hazırlıyor. Burada dersin başında yazılı kampın ile alakalı kare okutup yazılı videolarını izleyebiliyorsun. Sonrasında da burada da yazılı proğullarını çözerek takıldığın soruları güzel güzel her bir kazanımla alakalı tek tek pekiştirmiş oluyorsun. Hadi bakalım. O zaman dersimizi bitirdik. Meydan okuma testini çözmeyi unutma. TAS uygulamasından ödüllü sorumuza yap yorumlara yolla.